Bekir Azar, aptallaştılar. 105 karatlık Kohin noor pırlantası. 100 milyon sterlin değerinde. Hindistan sanatçıları ve iş adamları dava açtı. Pırlanta devletimize ait çalındı diye. O pırlanta sömürge imparatorluğu İngiltere'nin kraliçesi Elizabeth'in tacını süslüyor. Hırsızlıkla suçlanan Kraliçe'nin resmi yayın organı BBC ise işi gücü bırakmış, CHP nasıl kurtulur diye kafa patlatıyor. Türkiye'den birçok akademisyenle konuşmuşlar. Bu parti %25'i nasıl geçer diye hep birlikte seferber olmuşlar. Seçimlere 4 yıl var daha ama olsun şimdiden kolları sıvamak lazım. Türkiye'de 4 yıl sonrası için CHP çalışmaları başlatan Kraliçe'nin yayın organları bir başka habere daha yer veriyor. Batının İslamlaşmasına karşı vatansever Avrupalılar hareketi adıyla anılan Pegida'nın Hollanda'da yaptığı gösteriye geniş yer vermiş. BBC Pegida'nın çağrısını manşetlere taşımış. Türkiye'ye gitmeyin, kebap yemeyin diyor. Pegida aşırı sağcı faşist bir Alman örgütü. Alman faşistleri kullanarak Türkiye'ye saldıran bir İngiliz BBC var karşımızda. Ve işi kebap olayına kadar indirecek kadar manyaklaşmış durumdalar. Neymiş Avrupa'da çok kebapçı varmış, Türkler çok para kazanıyormuş. Alman faşist örgüt Hollanda'da pişiriyor, Londra'dan servis ediliyor. Türk kebabı bile savaşılacak kadar önemli. Böyle çalışıyor karşımızdaki kirli ittifaklar. İkinci Dünya Savaşı'nın başladığı günler. Almanlar dünyanın her yerine yığınak yapıyor. İşte o dönemde 10 Türk generalini gizlice Kafkas cephesine çağırıp briefing veriyorlar. Bizim askerlerden biri müthiş yığınak ve ikmal yapmışsınız. Bunun bu derece güçlü olduğunu bilmiyorduk. Böylesine muazzam lojistik desteği nasıl sağladınız diye soruyor. Genç bir Alman subayı konuşuyor. Cevabı sizin Osmanlı arşivlerinde. Yavuz Sultan Selim'in Orta Doğu seferini inceledik. O gün onlar atla ne yaptıysa biz de lojistik desteği aynı şekilde motorlu araçlarla her yere yaptık. Ve biz o paha biçilemeyen Osmanlı arşivlerini İnönü döneminde trenlerle 3 kuruşa hurda kağıt olarak Bulgarlara sattık. İnönü'nün imza attığı Lozan'da İngiliz dayatmasıyla konan gizli maddelerden biri de Türklerin geçmişle bağları tamamen kesilecek şeklindeki talepti. Saddam bizim hurda diye sattığımız arşivler içinde Bulgarlardan aldığı tapuyla Kuveyt bizim diyerek bu ülkeye saldırdı. Adamlar Yavuz Sultan Selim nasıl silah ve yiyecek taşıdı diye bizim arşivlerimize kadar giriyor. Aynı adamlar tabii ki Türk kebabıyla da uğraşacaklar. O 105 karatlık ve 100 milyon sterlin değerindeki koh i -Nor pırlantaları ta Londralara kraliçenin tacına kadar kolay gelmiyor. Bizim akademisyenler de işi gücü bırakmış. CHP nasıl %25 geçer diye çırpınan BBC'ye yardım etmek için çırpınıyor. Hatta ne kelime yırtınıyor. Siz hiç İngiliz İşçi Partisi nasıl kurtulur diye Londra'da üniversitelere akademisyenlere soran bir Türk medyası gördünüz mü? Veya pablara gitmeyin diye çağrı yapanlara veya Osmanlı arşivlerini didik didik eden kaç profesörümüz var bu memlekette cumhurbaşkanı erdoğan milli ve yerli siyasetçiler iş adamları bürokratlar akademisyenler aydınlar yazarlar deyince bazıları kıyamet koparıyor paris şaraplarının kalitesini yazanlar biz neyiz diyerek saldırıyor biz ecdadın kohinoor pırlantasından binlerce kat daha değerli paha biçilemeyen osmanlı arşivlerini hurda kağıt olarak dışarıya satan bir ülkenin yetiştirdiği torunlarız yavuz sultan selim binlerce kişilik ordu atla binlerce kilometre nasıl yiyecek taşıdı sorusunu Almanlardan öğrenen bir ülkenin evlatlarıyız. O Almanların faşist örgütünün Hollanda'da Türk kebabına karşı başlattığı savaşı İngiliz BBC'den öğrenecek kadar yerliyiz. Türk kebabı özellikle Hollanda'daki tren istasyonlarında çok satılıyormuş. Devletin demir yolları izniyle o tren istasyonlarında açılan çok kebapçı büfesi varmış. İngiliz kraliçesinin resmi yayın organı böyle ihbar ediyor. Ben de oturup yazayım dedim bunu. Trenlerle dışarıya satılan dedelerimizin arşivlerine bir kayıt daha girsin diye. Belki 100 yıl sonra torunlarımız Almanlardan öğrenir. Avrupa'da kebabımıza kadar indirgenen Türkiye düşmanlığı aptallığını. Unutmayın, bizler Amerika Kongresi duvarlarına işlenen, dünyaya damga vuran 25 lider içinde yer alan kanuniyi haremin duvarlarına kazımış bir nesiliz. İşte o kadar yerliyiz. Bekir Azar, Takvim